Merhabalar. 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 Gününüz kutlu olsun. Merhabalar. 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 Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Evet, buyurun. Şöyle oval masanın etrafına alalım sizi. Zeki abi şöyle bir takdim size edeyim. Güzel, evet çok güzel. Evet. Şöyle masanın şu koy başkanım, sonra bir zaman uygun bir yere asarız. Tabii ki. Nasıl oturalım? Siz şöyle geçin. Ben de takdim edeyim. Sizinle daha sahip bir yeriniz var Zeki Bey ama. Biz Kalan Bey'den aldığımız bilgiye göre şu anda 37 üyenizin olduğunu öğrendik. Evet, mevcut aktif. Biz de her bir üyenize karşılık gelecek şekilde fidan bağışımız olur. Onun da sertifikasını sizlere getirdik. Bunu ayrı babamına dokunmuyorum. Çünkü sözü kadar olur. Evet, şöyle bak burada. Evet. Çok güzel, bir tane daha alayım. Pardon, bir saniye. Evet. Hocam gel. Hocam geç. Geç böyle geç. Gününüz kutlu olsun. Şöyle evet. Takip ediyor olayım. Evet. Buyurun. Teşekkürler. Evet. Başkan sen de şöyle. Evet. Güzel. Zeki abi. Evet. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Mekanından gelmiş böyle. Çok güzel. Dur bir dakika alma. Zeki abi gelir misin sen de? He şey de. Olarak. Yani dur, olarak. Bir dakika. Şimdi böyle. Tamam, teşekkür ederiz. Sen de olsun abi Allah aşkına. Önder abi ne geliyor mu? Geliyor mu? Geliyor. Ya, bugün aslında bir kaba bize planlayamadık olayı. Erdeki kardeşimi aradı. Evet. Ya yani evde bekliyorum dedi. Bu sefer başka şeyleri, Malma Spor'u vardı aynı zamanda. Evet, evet. Oradan üniversiteye. Evet. Üniversitede maşallah sayın rektörümüz. Evet. Görüşüyoruz. Yani deniz. Evet. Ya. Bu işte şey de vardı. Evet. Cumhuriyet Savcılığı'nın da şeyi de var. Evet. AVM'de kitap şeysi, kampanyası var. Bakan gelirinde. Balıkesir'de falan. İlle oradan telefon ile sadece yine. Bursa'ya il tanım müdürü geliyor. Su kaynattık. Tam yani. Çalışabiliriz. Yani şöyle. Güzel konuştuklar arkadaşlar. Hepsi de ekstra. Bu kazı 10 şey, işte ocakta evet. Programlanması da tabii sizin için de bir şey yani. Hani. Geçen sene burada akşama kadar buradaydık. Ben de Kemal öyle dedim. Öğlene kadar tamam da öğleden sonra buradayız dedim ama ne burada? Şimdi az önce Tufanlar'ın oraya da gittik de. Akşamüstü 5'te de sanırım şeyimiz var. Otobüsle şeye gideceksiniz. O kampuçuya gideceksiniz. Yok biz gitmişiz. Yani bize arkadaşı var ya. Yani, sanmıyorum yani. Biz geçen sene de gitmedik. Geçen sene de gitmedik. Evet. Yani o kadar yolu gitmenin anlamı yok. Evet. Şimdi geçen sene günü gününe yapmıştı belediye başkanı. Bu sene rica etmişler. Öbür tarafa da yetişelim diye. Bir gün erken aldılar. Bir gün akşam Eker Otel'de o işi yaptık. Allah razı olsun. Yaptınız mı? Vallahi yenge oradaydı. Evet söyledim, yani, bahsettim. Şimdi evet, güzel bir şey düşünmüşler. Vallahi Zeki abi, biz arkadaşlarla her şeyde konuşuyoruz Kaan Bey. Gittiğimizde bizim işte faaliyetler biliyorsun. Ben hep şunu konuşuyoruz zaten. Kent konseyleri, işte platform toplantılarında da. Yani böyle belli hakkı da abi yani. İşte bu işin içinden gelen insanların oluşturduğu bir yapı. Bazen işte ilçenin, ilin, şehrin çeperlerine çok fazla bu yapı ulaşamıyor. Yani neden? Hakkını arayanlar zaten bir araya geliyor. İşte bizim derdimiz o çeperlere ulaşmak, mahallelere ulaşmak, insanlara ulaşmak. İşte kadın meclisimizde evinde öğretim yapan işte kadınlara bir nebze olsun ulaşmak. İşte Levent abi zaten örgütçünün içinden geliyor. Hocam üniversitemizde var. Zaten burada tanıyorsunuz. Evet. İşte çevre, doğa konularında.
bunları sağlıyoruz. Bunları da işte duyurmamızın kanalı basın ve yerel basın. Bugüne kadar hep destek olduğuna teşekkür ediyoruz. Yani bizim insanlara ulaşmamızdaki en büyük mesela bir etkinlik yapıyoruz ve paylaşıyoruz. İnsanlar paylaşıyor. Bu şekilde oluyor bu işler. İşte Perşembe günü o kaza kitabını tanıtım olacak. Evet. Yani teşekkür ederiz yani. Biz de size teşekkür ederiz. Gerçekten yani şimdi yüzünüze karşılar gibi değil. Yani uzun süreden beri birçok kent konseyi gördük, yaşadık. Bu şekilde Önder abiyle de bir resim alalım ama. Evet, Önder abi sen gelin, güzel. Ben ayakta olayım, siz böyle oturun. Zeki abi sen de gel. Bizim böyle yine çeker. Sen de otur Zeki abi lütfen. Gel abi. Ay, öyle mi? Gel Önder abi böyle bir resim alalım. Sen tantaya bak gel. Hayır. Cem hocam oturun. Sen götürün. Oturun. Oturun. Sen otur Zeki abi resmi de seni çekelim. Oturunuz ve ne olacak? Arkadaşlar da fazla resim çekelim. Evet. Aynen. Makine de çeksin. Makine de. Kadmes'te makine de olsun. Dur. Makine ile çekelim. Neyse. Nereye bakalım ki? Benim makine doğru, benimki geniş açı. Bu tarafa doğru. He, ne görüyor efendim belki. Şimdi makineye bakıyoruz. Tamam. Bunun çok doğrultu sağlam, ben acayip edebilirim. Gününüz kutlu olsun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ayağınıza sağlık. Tam az önce konuya gelecek dedik ki, birçok faaliyet yapıyoruz. Zaten bu masadaki, Temko Hüseyin'deki herkes bir noktayı temsil ediyor. Zaten çeşitli görevleri var. Onları bir araya getirerek bir şey yapmaya çalışıyoruz. Ama biz kentin her yerinde aslında çok fazla hani ulaştığımızı söyledik. Bu söylememiz. İşte az önce bahsettiğim kadın meclisiyle emekçi kadınlara ulaşmak, işte farklı faaliyetler, doğa çevre. Daha çok kente ulaşmak istiyoruz. Tabii bu ulaşma noktasında da en büyük dayanağımız sizlersiniz. Sizlerin haber yapması, Zeki abinin mesela işte Maşek gazetesinde anlık canlı yayınları vesaire. Yani bizim o çeper yer dediğimiz noktalara ulaşmamızda sizin çok büyük katkınız var. Teşekkür ederiz. Gününüz de kutlu olsun. Birçok gün var değil mi? Çalışan Gazeteciler Günü var. Dünya Gazeteciler Günü var. 24 Temmuz. Evet, basından sağlam. Ama siz bunu daha çok önemsiyorsunuz diye biliyorum. Bir de Burak aynı zamanda tema başkanı size bir hediye sundu. Evet, biz tema vakfı olarak Kaan abiden öğrendim ki 37 şu anda aktif üyeniz varmış. Her bir üyenizi temsilen bir fidan bağışlayarak harika. 37 fidan bağışladık. Bugünün anlam böyle bile binaya. İnşallah hem fidanlar büyüsün, hem fidanlar büyüsün, hem de cemiyetimiz sağlıkla yaşasın diyelim. Gününüz de kutlu olsun. Ben de çok teşekkür ediyorum sizlere. Bugünümüzü, önemli bir günümüzü unutmadığınız için. Tabii bizler de kamu görevi yapıyoruz. Amacımız halkın doğruları ve gerçekleri öğrenmesi adına onların temsilcisiyiz. Biz de sizlerin çalışmalarını çok yakından takip ediyoruz. Gerek kent konseyi, gerek sevgili Burak'ın hem Rotary'de hem temadaki çalışmalarını. Ve size de kolaylıklar diliyoruz. İyi çalışmalar yapıyorsunuz. Bu özel günü de hatırladığınız için tekrar teşekkür ediyorum sizlere. Yani Önder abi şimdi bazı şeyler var geçiyor, bazen biz bu görevlerde hiçbir zaman kalıcı değiliz. Birçok görevi biliyorsunuz, geçmişte de şey yaptık. Ama hani sizler uzun yıllardır bu şeyin içindesiniz. Bizim gibi belki çok insanlarla hani bu görevlerle karşılaştığınız ettiniz. Biz bir kurumsal kimlik bırakmak istiyoruz. Kent konseyleri ucu çok açık. Gerek yönetmeliği, gerek içte mevzuat çok eksik taraf. Nereye olursa oraya çekilebilecek bir taraf. Bunun sıkıntısını tüm Türkiye'de yaşıyor. Biz de orada biliyorsunuz masadaları yürütme kurulundayız. Çok da etkili bir konumdayız. Platformun da yürütmesindeyiz. Bizim derdimiz kent konseyleri yapısını tüm şehirlerde oturmasına aslında bir nevi olsun katkı sunmak. Bandırma bu yönden sadece Bandırma'yı ve Balıkesir'de açtığını da net bir şekilde söyleyebilirim. Ama bu kişi işi değil, ekip işi. Alttan gelen meclislerin ve çalışma gruplarının gerçekten çok aktif çalışması. Bahsettiğim işte kadın meclisimiz sürekli faaliyette. İşte diğer çalışma gruplarımız faaliyette. Yani böyle olunca güzel oluyor. İnşallah devamı gelir yani. Yakında sanıyorum kent konseyi birliğinin sözcülüğü de dönem sözcülüğü üstlenecek. Şimdi şöyle bir durum söz konusu. İşte en son Esenyurt'ta bir toplantı yaptık.
Tabii bu süreçte çeşitli çalışmalar platform olarak yapmak istiyoruz. Şimdi bir dönem sözcüğünde bir sıralama söz konusu. Bir arkadaşımızın, işte Temmuz ayında alacak arkadaşımızla ilgili bir şey var. Belki Temmuz'da Bandırma Kent Konseyi Dönem Başkanlığı'nı üstlenebiliriz. Olursa zaten çok büyük bir burada şeyle organizasyonla geçer ama yani onların hepsi şey süreçler, asıl burada kentteki o yapıyı oluşturmak. Çünkü bu yapı oluşursa bu yapı şehirde hep besleyecek. Kenti diyalogları yani, harekete geçirmek lazım. Evet. Bir de yani baktığımızda bakın birçok alanda arkadaşımız var. Gerçekten Bandırma, ben birçok yere gidiyorum, sizler de gidiyorsunuzdur. Sivil toplum gerçekten çok güçlü bir alan. Şimdi kendi içimizde de yaptık az önce, işte disk emekli sene, işte Dilek Hanım üyeyi yaptık falan. Yani kurumlar arasında Bandırma'daki bir vatandaş bir yere üye olmuyor. Birçok sivil toplumda hareket halinde oluyor. Bize destek veriyorsunuz, teşekkür ederiz. Bizim görevimiz. Yani kimi zaman bu pozitif oluyor, kimi zaman negatif oluyor. Ama biz demokrat hiçbir zaman biliyorsunuz şey yapmadık. Yok, eleştirdiğimizde yani. De hiç ağzını açıp bir gün, ya niye yazdınız demediniz. Evet. Bakın yani o masaya saygısını, saygınızı gösterir, biz de teşekkür ederiz. Bu da şey, Önder abi, dedim ya bir yerde durmuyor. Abi bak o da beş kolda şeyi var, parmağı var. Kent Konseyi, işte disk emeklisel, emek platformu, demokrasi platformu, bir de güvence türleri geliştirme kültür derneğinin yönetiminde. Biz bir de takvim bastırdık onlara. Takvimimiz çok azdı. Bir tane ben getirmiştim. İsabetli oldu. Bu güvercinlerden istediğiniz olursa da alttaki numarayı arayıp satın alabiliyorsunuz. Tamam. Ticareti de var. Evet. Var mı BMW fiyatında güvercin? Ya şimdi onlar aslında trafikçi olan var da biraz da abartılı olan peki abi. Evet. Ekonomik olarak ticaretine olan güvercinler var, yüksek değerde. Evet. Ama burada bir tane, iki tane, üç tane, bir sürekli aynı boyutta ticaretine olan güvercin yok. Ama şimdi güvercinle bakmak da biraz zorlaştı. Buğdayın kilosu pahalı, ekipmanları pahalı. Şuradaki görülen güvercinlerinde sahip olmak da biraz ticari şey istiyor. Bak abi, Levent abi şunu yetiştiriyor, altında yazanları şunu yetiştiriyor. Ya yetiştirmek de bunlar çabuk yürüyor ama buna eğitmek önemli olan anladığım kadarıyla. Geçen medyada bir haber vardı, 64 yıldır güvercin yetiştiriyormuş. Adam dikkatini çekti mi? Ya ben gördüm. Evet. Ya bu tabii biraz da şey artık, bunun çıtası yükseldi. Her önüne gelen böyle güvercin yetiştiremiyorlar. Bakalım bir sürü gerçekten zorlaştı. Çıta yükselince kalite biraz artmaya başladı. Damızlık güvercin yetiştirmeye başladılar. Bu da beraber kaliteyi de yükseltti, büyüttü. Şimdi Gölen'de olan yarışmalardan bize haber anlamında geliyor. Şimdi benim çok dikkatimi çekti. Birinci güvercin diyor ki 350 kilometre gitti. Doğrudur. Evini buluyor. Gölen'den salıyor 350, 500 kilometre. Şimdi o posta ırklı güvercin besleyenler için geçerli. Onun eğitilmesi, biraz önce söylediniz, eğitilmesi de ayrı bir uğraş istiyor. Bende var, iki takım güvercinim var. Ben onun üzerine uğraşmıyorum. O çok biraz meşakkatli bir iş. Yetiştirmek zor. İnegöl'de benim eşim. İnegöl'ün girişinden bıraktım, Bandırma'ya geldim. Geldi. Kaç kilometre? 200. 150. Yok, 250. 250 geliş, 500 kilometre. Oo, gidiş geliş. Tabii. Gidiş çok geliş. Şimdi bunun rekoru 4000 kilometreye kadar çıkıyor. Otobüsü geçen güvercinler var. Japonya, Danimarka ve Belçika bu konuda çok böyle meraklı. Almanya. Mesela İnegöl'e kaç günde gidiyor? Ya şimdi gelişini söyleyeyim ben. Ben bazen arabanın arkasında işte kutunun içinde gidiyor. Sabırız buraya geliyor. Yaklaşık yarım günde geliyor. Yolu takip ediyor mu giderken, yani bakıyor mu, görüyor mu? Şimdi onu bilim adamları çözemedi. Yani hala bunu tartışıyor musun? İşte hocam belki bilir, şeyi iddia ediyorlar. Manyetik alandan beslendikleri ve manyetik ormana kadar alanında bir şeyin oluştuğunu söylüyorlar. Kutunun içine götürüyorum ben ya. Kutunun içinde. Evet. Kutunun içinde dönüyor hayvan. Ama işte o biraz hala araştırma konusu. Mesela köpekleri kapalı bir yerde götürürsen bir yerden bir yere, antenler karışıyormuş beynin içine, köpek yaşamıyor, ölüyor. Biz öyle bir yavru öldürdük yani. Doğrudur, olabilir. Çok da güzel bir köpek. Şeyde, mesela benim başıma geldi. Akhisar'a ben buradan güvercin gönderdim. Akhisar'dan bir buçuk ay sonra güvercin geri geldi. Arkadaşıma hediye etmiştim. Kaçırmış geldi.
Güzel bir uğraş. Ben seviyorum. Yani İnegöl'den buraya yarım günde gelmesi neredeyse rotayı doğrultuyor yani. Kuş uçuyor şimdi. İlk saldığınızda 1-2-3 sefer falan dönüyor. O da tutturuyor, topukluyor. Çok enteresan. Çok hoş bir şey. Evet, Bandırma'da da Güvercin Derneği'mizde de bayağı üyemiz var. Meraklılar da çok. Üretmeye çalışanlar var. Hani böyle kafeste götürsen açık göre göre gitsen mesela... Öyle olmuyor işte. Öyle yani olmuyor, kapalı gidiyor evet. Kapalı gidiyor zaten, arabayla gidiyorsunuz. Arabanın içine koyuyorsunuz, kutla gidiyor yani. Evet, işte köpekleri arabanın içine baktırıyorlar giderken. Evet. Benim dediğim ölüm olmasın kapat diye. Güvercin Derneği de bizim bileşenlerimizden, kent konseyi bileşenlerimizden, dernek başkanımız arkadaşlarımız. Evet, şöyle hemen sağ yapayım. Siz de grubunuzun başkanına bir şeyler söyleyin. Tabii ki de. Bugüne kadar her mutlu, her gurur duyduğumuz anda, her mücadelemizde, her farkındalığımızda, tüm alanlarda bizlerle beraber olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Tüm çalışan gazetecilerimize, emeklerinize sağlık. İyi ki varsınız, iyi ki bizlerdesiniz. Teşekkür ederiz. Buyurun. Mustafa abim hoş geldin. Hoş bulduk sayın başkanım. Bandı bayağı güzel hizmeti hallettiniz. Teşekkür ediyoruz. Peki bak, abi bir daha benim gülmem çıktı. O çok kötü oldu. Yani size çok teşekkür ediyoruz. Temsil ettiğim tüm kurumlar adına konuşuyorum burada. Evet, şöyle ne zaman bir etkinliğimiz olsa, bir faaliyetimiz olsa her zaman yanımızdasınız, destek veriyorsunuz. Çok çok teşekkür ediyoruz. Gününüz kutlu olsun. Devamından mesajları aldık, kahvelerden teşekkür ederim. Rektör hocam son bir saat tabii. Diyecek bir şey mi yok? Başkanım da konuştunuz. Evet başkanım, o zaman finali alalım sizden. Evet. Yani evet, yıllardır çeşitli kurumlarda bir aradayız, hep birlikteyiz, sahada birlikteyiz. İşte havanın iyi olduğu zaman da birlikteyiz, havanın kötü olduğu zaman da birlikteyiz. Kimi zaman eylemde, kimi zaman mutlulukta, kimi zaman üzüntüde birlikteyiz. Bu birlikteliğimiz daimi olsun diyorum. Sizlerin hepinize uzun ömürler ve uzun meslek hayatları diliyorum. Teşekkür ederiz. Biz de teşekkür ederiz. Kaç yıl oldu abi? Valla 1972'den beri. Merhabalar, hoş bulduk. Merhabalar. Merhaba. Gününüz kutlu olsun. Merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Evet, buyurun. Şöyle oval masanın etrafına alalım sizi. Zeki abi şöyle bir takdim size edeyim. Güzel, evet çok güzel. Evet. Şöyle masanın üstüne koy başkanım, sonra biz ona uygun bir yere asarız. Nasıl oturalım? Siz şöyle bir şey dedim. Noktayı temsil ediyor. Zaten çeşitli görevleri var. Onları bir araya getirerek bir şey yapmaya çalışıyoruz. Ama biz kentin her yerine aslında çok fazla hani ulaştığımızı söyleyelim, söylememiz. İşte az önce bahsettiğim kadın meclisiyle emekçi kadınlara ulaşmak, işte farklı faaliyetler, doğa çevre. Daha çok kente ulaşmak istiyoruz. Tabii bu ulaşma noktasında da en büyük dayanağımız sizlersiniz. Sizlerin haber yapması, Zeki abinin mesela işte Maşek gazetesinde anlık canlı yayınları vesaire. Yani bizim o çeperler dediğimiz noktalara ulaşmamızda sizin çok dikkatlinizle teşekkür ederiz. Gününüz de kutlu olsun. Birçok gün var değil mi? Çalışan Gazeteciler Günü var. Dünya Gazeteciler Günü var. 24 Temmuz. Evet, birçok gün var. Ama siz bunu daha çok önemsiyorsunuz diye biliyorum. Bir de Burak aynı zamanda Tema Başkanı size bir hediye sundu. Evet, biz Tema Vakfı olarak Kaan abiden öğrendim ki 37 şu anda aktif üyeniz varmış. Her bir üyenizi temsilen bir fidan bağışlayarak harika. 37 fidan bağışladık. Bugünün anlam böyle bile binaya. İnşallah hem fidanlar büyüsün, hem fidanlar büyüsün, hem de cemiyetimiz sağlıkla yaşasın diyelim. Gününüz de kutlu olsun. Ben de çok teşekkür ediyorum sizlere. Bugünümüzü, önemli bir günümüzü unutmadığınız için. Tabii bizler de kamu görevi yapıyoruz. Amacımız halkın doğruları ve gerçekleri öğrenmesi adına onların bir temsilcisiyiz. Biz de sizlerin çalışmalarını çok yakından takip ediyoruz. Gerek
kent konseyi, gerek sevgili Burhan'ın hem Rotary'de hem temadaki çalışmalarını. Ve size de kolaylıklar diliyoruz. İyi çalışmalar yapıyorsunuz. Bu özel günde hatırladığınız için tekrar teşekkür ediyorum sizlere. Yani Önder abi, şimdi bazı şeyler var, geçiyor. Bazen biz bu görevlerde hiçbir zaman kalıcı değiliz. Birçok görevi biliyorsunuz, geçmişte de şey yaptık. Ama hani sizler uzun yıllardır bu şeyin içindesiniz. Bizim gibi belki çok insanlarla hani bu görevlerle karşılaştığınızı ettiniz. Biz bir kurumsal kimlik bırakmak istiyoruz. Kent konseyleri ucu çok açık. Gerek yönetmeliği, gerek işte mevzuat çok eksik taraf. Nereye olursa oraya çekilebilecek bir taraf. Bunun sıkıntısını tüm Türkiye'de yaşıyor. Biz de orada biliyorsunuz masadaları yürütme kurulundayız. Çok da etkili bir konumdayız. Platformun da yürütmesindeyiz. Bizim derdimiz kent konseyleri yapısını tüm şehirlerde oturmasına aslında bir nevi olsun katkı sunmak. Bandırma bu yönden sadece Bandırma'yı ve Balıkesir'de açtığını da net bir şekilde söyleyebilirim. Ama bu kişi işi değil, ekip işi. Alttan gelen meclislerin ve çalışma gruplarının gerçekten çok aktif çalışması. Bahsettiğim işte kadın meclisimiz sürekli faaliyette. İşte diğer çalışma gruplarımız faaliyette. Yani böyle olunca güzel oldu. İnşallah devamı gelir yani. Yakında sanıyorum kent konseyleri birliğinin sözcülüğü de dönem sözcülüğü üstlenecekti. Şimdi şöyle bir durum söz konusu. İşte en son Esenyurt'ta bir toplantı yaptık. Tabii bu süreçte çeşitli çalışmalar platform olarak yapmak istiyoruz. Şimdi bir dönem sözcüğünde bir sıralama söz konusu. Bir arkadaşımızın işte Temmuz ayında alacak arkadaşımızla ilgili bir şey var. Belki Temmuz'da Bandırma Kent Konseyi dönem başkanlığını üstlenebiliriz. Olursa zaten çok büyük bir burada şeyle organizasyonla geçer ama yani onların hepsi şey süreçler. Asıl burada kentteki o yapıyı oluşturmak. Çünkü bu yapı oluşursa bu yapı şehirde hep besleyecek. Kendi diyaloglarını harekete geçirmek gerekiyor. Bir de yani baktığımızda bakın birçok alanda arkadaşımız var. Gerçekten Bandırma, ben birçok yere gidiyorum, sizler de gidiyorsunuzdur. Sivil toplum gerçekten çok güçlü bir alan. Şimdi kendi içimizde de yaptık az önce, işte disk emekli sene, işte Dilek Hanım üyeyi yaptık falan. Yani kurumlar arasında Bandırma'daki bir vatandaş bir yere üye olmuyor. Birçok sivil toplumda hareket halinde oluyor. Size destek veriyorsunuz, teşekkür ederiz. Bizim görevimiz. Yani kimi zaman bu pozitif oluyor, kimi zaman negatif oluyor. Ama biz demokrat hiçbir zaman biliyorsunuz şey yapmadık. Yok, eleştirdiğimizde yani. Hiç ağzını açıp bir gün, ya niye yazdınız demeyiniz. Evet. O masaya saygısını, saygınızı gösterir. Biz de teşekkür ederiz. Bu da şey, Önder abi. Dedim ya bir yerde durmuyor. Daha bir bak, o da beş kolda şeyi var. Parmağı var. Kent konseyi, işte disk emeklisel, emek platformu, demokrasi platformu, bir de güvence türleri geliştirme kültür derneğinin yönetiminde. Biz bir de takvim bastırdık. Takvimimiz çok azdı. Bir tane ben getirmiştim. Bu isabetli oldu. Bu güvercinlerden istediğiniz olursa da alttaki numarayı arayıp satın alabiliyorsunuz. Tamam. Ticareti de var. Evet. Var mı şey BMW fiyatında güvercin? Ya şimdi onlar aslında trafikçi olan var da biraz da abartılı olan peki abi. Evet. Ekonomik olarak ticaretine olan güvercinler var. Yüksek değerde. Evet. Ama bu da bir tane, iki tane, üç tane. Bir sürekli aynı boyutta ticaretine olan güvercin yok. Ama şimdi güvercinlik bakmak da biraz zorlaştı. Buğdayın kilosu pahalı, ekipmanları pahalı. Şuradaki görülen güvercinlerinde sahip olmak da biraz ticari şey istiyor. Bak abi, Levent abi şunu yetiştiriyor, altında yazanları şunu yetiştiriyor. Ya yetiştirmek de bunlar çabuk yürüyor ama buna eğitmek önemli olan anladığım kadarıyla. Geçen medyada bir haber vardı, 64 yıldır güvercin yetiştiriyormuş adam. Dikkat edin, çektim. Ben biliyorum, gördüm herhalde. Ya bu tabi biraz da şey artık. Bunun çıtası yükseldi. Her önüne gelen böyle güvercin yetiştiremiyor. Bakalım bir çocuk gerçekten zorlaştı. Çıta yükselince kalite biraz artmaya başladı. Damızlık güvercin yetiştirmeye başladılar. Bu da beraber kaliteyi de yükseltti, büyüttü. Şimdi Gönen'de olan yarışmalardan bize haber anlamında geliyor. Şimdi benim çok dikkatimi çekti. Birinci güvercin diyor ki 350 kilometre gitti. Doğrudur. Evini buluyor. Doğrudur. Gönen'den salıyor 350, 500 kilometre. Şimdi o posta ırklı güvercin besleyenler için geçerli. Onun
eğitilmesi, biraz önce söylediniz, eğitilmesi de ayrı bir uğraş istiyor. Bende var, iki takım güvercinim var. Ben onun üzerine uğraşmıyorum. O çok biraz meşakkatli bir iş. Yetiştirmek zor. İnegöl'de benim eşim. İnegöl'ün girişinden bıraktım, bandırmaya geldim. Geldi. Kaç kilometre? 200. 150. Yok, 250. 250 geliş, 500 kilometre. Oo, gidiş geliş. Tabii. Gidiş çok... geliş. Şimdi bunun rekoru 4000 kilometreye kadar çıkıyor. Otobüsü geçen güvercinler var. Japonya, Danimark ama Belçika bu konuda. Çok böyle meraklı Almanya. Mesela İnegöl'e kaç günde gidiyor? Ya şimdi gelişini söyleyeyim ben. Ben bazen arabanın arkasında işte kutunun içinde gidiyor. Sabırız buraya geliyor. Yaklaşık yarım günde geliyor. Yolu takip ediyor mu giderken, yani bakıyor mu, görüyor mu? Şimdi onu bilim adamları çözemedi. Yani hala bunun evet, tartışma yani konusu. İşte hocam belki bilir, şeyi iddia ediyorlar. Manyetik alandan beslendikleri ve manyetik ormana göre gagalarında bir şeyin oluştuğunu söylüyorlar. Kutunun içine götürüyorum ben ya. Kutunun içinde. Evet. Kutunun içinde dönüyor hayvan. Ama işte o biraz hala araştırma konusu. Mesela köpekleri kapalı bir yerde götürürsen bir yerden bir yere, antenler karışıyormuş beynin içine, köpek yaşamıyor, ölüyor. Biz öyle bir yavru öldürdük yani. Doğrudur, olabilir. Çok da güzel bir köpek. Şeyde, mesela benim başıma geldi. Akhisar'a ben buradan güvercin gönderdim. Akhisar'dan bir buçuk ay sonra güvercin geri geldi. Arkadaşıma hediye etmiştim. Kaçırmış geldi. Güzel bir uğraş. Ben seviyorum. Yani İnegöl'den buraya yarım günde gelmesi neredeyse rotayı doğrultuyor yani. Kuş uçuşu. İlk saldığınızda bir, iki, üç sefer falan dönüyor. O da tutturuyor, topukluyor. Çok enteresan. Çok hoş bir şey. Evet, bandırmada da güvercin derneğimizde de bayağı üyemiz var. Meraklılar da çok. Üretmeye çalışanlar var. Hani böyle kafeste götürsen, açık göre göre gitsen mesela. Öyle olmuyor işte. Öyle yani olmuyor. Kapalı gidiyor evet. Kapalı gidiyor zaten. Arabayla gidiyorsunuz. Arabanın içine koyuyorsunuz. Kutla gidiyor hemen. Evet. İşte köpekleri arabanın içine baktırıyorlar giderken. Doğru. Benim dediğim ölüm olmasın kapat diye. Güvercin Derneği de bizim bileşenlerimiz, kendi konusunda bileşenlerimizden, dernek başkanımız arkadaşlarımız. Evet, şöyle hemen sağ yapayım. Siz de grubunuzun başkanına bir şeyler söyleyin. Tabii ki de. Bugüne kadar her mutlu, her gururlu duyduğumuz anda, her mücadelemizde, her farkındalığımızda, tüm alanlarda bizlerle beraber olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Tüm çalışan gazetecilerimize emeklerinize sağlık. İyi ki varsınız, iyi ki bizlerdesiniz. Teşekkür ederiz. Buyurun. Mustafa abim hoş geldin. Hoş bulduk sayın başkanım. Bazı hayatın güzel hizmetlerle gülüyor. Teşekkür ediyoruz. Peki bak, abi, bir daha benim gülmem çıktı. O çok kötü oldu. Yani size çok teşekkür ediyoruz. Temsil ettiğim tüm kurumlar adına konuşuyorum burada. Evet, şöyle ne zaman bir etkinliğimiz olsa, bir faaliyetimiz olsa her zaman yanımızdasınız, destek veriyorsunuz. Çok çok teşekkür ediyoruz. Gününüz kutlu olsun. Devam edin. Mesajları aldık. Afiyetler. Teşekkür ederim. Rektör hocam son bir saat. Dilek şey biliyoruz. Başkanım da konuştunuz. Evet başkanım, o zaman finali alalım sizden. Evet. Yani evet, yıllardır çeşitli kurumlarda bir aradayız, hep birlikteyiz, sahada birlikteyiz. İşte havanın iyi olduğu zaman da birlikteyiz, havanın kötü olduğu zaman da birlikteyiz. Kimi zaman eylemde, kimi zaman mutlulukta, kimi zaman üzüntüde birlikteyiz. Bu birlikteliğimiz daimi olsun diyorum. Sizlerin hepinize uzun ömürler ve uzun meslek hayatları diliyorum. Teşekkür ederiz. Kaç yıl oldu abi? Valla 1972'den beri.